Bak, oyalanmadan gidip gelivereceksin. Beni anladın mı? Neredeymiş? Muammer dedenin evinin oradaki orman yolunda. Aferin lan, olacaksın sen. Koş bakalım. İyi ki orman evi dedik yani. İyi ki kimse rahatsız etmez dedik. Yol geçen anda döndük. Sen Rüzgar mısın? Evet. Ustam dedi sana telefon varmış. Yarım saate gene arayacaklarmış. Bir kahveye geliversin dedi. Bana mı? Emin misin? Burası Muammer dedenin evinin oradaki kulübe değil mi? Öyleyse sensin işte. Kimmiş peki arayan? Bilmem. Bana sadece git çağır dedi ustam. Günaydın delikanlı. Sabah sabah getirttik seni. Allah Allah. Bunca yıl hiç görmemiş seni. Beni biri aramıştı. Ha, kuzenin aradı. Bir diyeceği varmış da sana. Sen de telefon kullanmıyor muymuşsun? Neymiş? Ama en iyisi vallahi. Gavur icadı canım bunlar. Hep hasta olalım diye. Radyasyonlu, radyasyonlu. Kuzenim mi? He. Geç otur. Ara şimdi yine. Alo. Evet benim. Abi ben İbrahim. Abi bilmen gereken bir şey var. Biri benim telefonumu bulmuş seni sordu. Beni mi sordu? Emin misin? Vallahi biri bir seni tarif etti abi. Yani annen olsa bu kadar tarif ederdi ama erkek de arayan. Yok abi olur mu öyle şey? Dost var düşman var kimse bir şey söylemedim. Haberin olsun da. Taksici ben öyle bir yolcu hatırlamıyorum diyor. E yalan söylüyor ya da... Ya da bilmiyorum. Ama bu kartı o gece raporları almaya geldiğinde Rüzgar düşürdü buna eminim. Bu İbrahim denen adamla kesin bir bağlantısı var. Hayrola sen nereye? He? İbrahim biri aramış biliyor musun? Kim bilebilir ki benimle olan bu arada? He? Bilmiyorsun değil mi? Hı? Nereden bileceksin ki? Kaçıp gitsek mi buradan be arkadaş? He? Ama Zeynep bilmiyor ki kalbinin önünde bir oyun, ardında başka bir oyun. Yer değiştirsek mi seninle arkadaş? Ha? Sen Rüzgar olsan, Meltem'e de Zeynep'e de hayat versen, ben arkadaş olsam ve desem ki sana, çabalama. Essen de geri getiremezsin yitip gidenleri. Gel. Gel hadi gel.
İşte burada olduğumuz Rüzgar Bey görülüyor. Şifreye gelerek içeriye giriş yapıyor. Niye gelmiş bu saatte buraya? Şimdi anlayacaksın abla. Devam edelim. Asansöre binip üst kata çıkıyor ve doğruca odaya yöneliyor. Odadaki kasayı açıp içinden birkaç evrak alıyor ve çıkıp gidiyor. Ne evrağı bunlar? Hastane raporları. Nasıl yani? O raporlarda Meltem'in organlarını bağışladığı insanların isimleri yazıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.